Sırf o kaza yüzünden, sırf suçluluk duygum yüzünden iki çocuğumu da attın bir kenara. Nedim'in babası oldum. Ona babalık yaparken kendi çocuklarını babasız bıraktın. Doğru mu Nedim? Aslan, ben gerçekten çocuklarımı babasız mı bıraktım? Ben onlara kör sağır mı oldum? Gözüm senden başkasını görmüyormuş. Öyle diyorlar. Ben kendi çocuklarımı suçlanmışım. Ben onları suçlamadım. Ben kimseyi suçlamadım. Hiç kimseye. Ben kendim tanımlaşım. Hiç kimseye suçlamadım. Her şey bitti dedim. Babanın elinde o silahla görünce, bana o görüntüleri izletince her şey bitti, tamam. Buraya kadarmış. İyi, en azından dün geceki gibi susturmuyorsun. Hala inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Nasıl böyle bir aptallık yapabildin? Gördün değil mi? Yıllarca sana ne anlatmaya çalıştığımı gördün. Yaşadın. Dün yaşadıklarımız sadece fragmandı. Eğer gerçek ortaya çıkarsa yaşayacaklarımız, inan bana, dünden çok daha büyük olacak. Cenk. Cenk, dur bakalım. Öyle sıkıldım. Gidiyorum, yok. Bunu sormak bile tüylerimi diken diken ediyor ama sayende sormak zorundayım. Hemşireye bir şey anlattın mı? Hayır. Yapmadın. Ne kadar sarhoş olursan ol, böyle bir aptallık yapmış olamazsın. Ben annemin oğluyum. Ne kadar aptal olabilirim ki? Cenk. Bana doğru düzgün cevap ver. Kız gerçeği biliyor mu? Bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Oldu mu? Ne olursa olsun bu bizim için bir fırsat. Bizim için. Ailemiz için. İpleri yeniden elimize almamız için bir fırsat. Nedim'in ve babanın iplerine.